Günümüzde bazı kimseler insanların başlarına gelecek hadiseleri, ileride olacak olayları haber veriyorlar. Buna ne dersiniz diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar, haber vermek derken tabii bunu iki sınıfta inceleyelim biz. Birincisi, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın başından geçen hadise vardır biliyorsunuz. Yanına birisi geliyor, gözlerine bakıyor ve inna ahadakum yadkhulu alayya wa fi aynayhi atharuz zina. Sizden biriniz yanıma giriyor fakat gözlerinde zina eseri alameti görüyorum diyor Hazreti Osman. Sahabi şaşırıyor tabii ki, nasıl bunu bilebildi diye. Çünkü Hazreti Osman'ın yanına gelirken meğer sokakta namahrem olan bir kadına gözü ilişmiş. Bu kişi tabii ki gelince Hazreti Osman'ın huzuruna, Hazreti Osman bunu bir keramet mahsulü olarak biliyor. Bu bizim kaynaklarımızda mevcut. Sonra Hazreti Osman radıyallahu anh orada o sahabi deyince, yani vahiy kesilmedi mi, sen böyle gaybi olan bir meseleyi nasıl bilebildin? Ey Osman radıyallahu anh deyince Hazreti Osman'ın orada söylediği bir ifade vardır. İttakû firâsetel mü'min fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin firasetinden, müminin geniş bakışından, ileri görüşlülüğünden veyahut da bir takım gaybi hadiseleri Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla birlikte bilmesinden sakının. Zira o Allah'ın nuruyla bakar şeklinde bir hadis naklediyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den. Dolayısıyla buna muvafık olarak bazı insanlar ileride meydana gelecek olan hadiseleri firasetlerinden, keskin basiretlerinden dolayı görebiliyorlarsa, tahmin üzere söylüyorlarsa, böyle bir takım olaylar olabilir diyorlarsa veyahut bir tefeül yaparak görülmüş olan rüyadan hareketle, bakın ben böyle bir rüya gördüm. اَرْرُّيَ صَالِحَ مِنَ اللّٰهِ. Sonuçta salih olan rüya Allah'tandır buyuruyor Efendimiz. لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ الرُّؤْيَ الصَّالِحَ. Nübüvvetten geriye sadece müjdeleyici rüyalar kalmıştır. اَرْرُّيَ جُزُمْ مِنَ النُّبُوَ. Rüya nübüvvetten bir cüzdür gibi hadislerden hareketle, yani böyle bir takım durumlar olabilir. Salahına, takvasına güvendiğimiz insanlar böyle şeylerden hareketle tahmini ve zan üzere bir takım haberler veriyorlarsa bu durumda tedbirler alınabilir, itibar edilebilir. Fakat bu bir kesinlik arz etmez. Edille-i şer'iyeden gibi herkesi bağlayıcı olan bir durum olmaz. Bu böyle. Bunun dışında böyle bir kısım kehanet tavırları içerisine girerek, yani ne şer'i ölçüde değerlendirebileceğimiz bir tavır ve şekilde ne de tahmin üzere, bilakis böyle kesinlik arz edermiş gibi, falcılık gibi, kahinlik gibi bazı tavırlarla ileride olacak olan hadiseleri bildiğini iddia etmesi veyahut senin başına şu gelecek, sana şöyle şöyle birileri büyü yapıyor gibi bir takım haberler vermesi kesinlikle düpedüz yalancılıktır. Bunlara itibar etmemek lazım. Bakınız, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e bu durum söylendiğinde kahinlerin böyle haberler verdiği, bazılarının da hakikaten tuttuğu, gerçekte vakı olduğu söylendiğinde Efendimiz o bir şey değildir, ona itibar etmeyin buyurmuş. Hatta başka bir keresinde Efendimiz bu durumu açıklamış. Onlar cinlerden haber alıyorlar demiş. Özellikle eski ümmetlerde cinler göklere çıkarak orada bir takım mevzuları, gaybi haberleri, kendilerine bildirilen haberleri, görüşen meleklerin konuşmalarından bazı şeyleri duyar, bire bin katarak gelip kahinlere haber verirlermiş. Kahinlerin tuttuğu da işte o bin katılan bir şeklindeki doğru, tutturdukları doğru bu yani. Efendimiz bu durumu böyle beyan etmiş ama bu ümmette zaten o durum da kesilmiştir. Yani la yessemme'une ilel mele'il a'la ve yukzefune min kulli canib ayeti kerimesi ve cin suresinde ve enna kunna nak'udu minha meka'ide lissem'a فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ayeti kerimesi mesela bunu açık bir şekilde beyan ediyor. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ ayeti kerimesi beyan ediyor. Yani bu ayetlerden anladığımız üzere Cenab-ı Hak semayı artık şeytanlardan, cinlerden koruduğunu, böyle bir şey için teşebbüste bulunan cinlere, şeytanlara bir yakıcı yıldızın gönderildiğini, onları helak etmesi için bu Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen bir husus ve bu ümmette kaldırılmıştır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde bu sözlere inanmanın, bu kişilere itibar etmenin nedenli büyük bir vebal olduğunun altını şöyle çiziyor. Buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, men etâ kâhinen fasaddakahu fîmâ yekûl. Kim bir kâhine gider de söylediği şey hususunda onu tasdik ederse, doğru söylüyorsun der, inanırsa, fakat kefara bima unzile ala Muhammedin, Muhammed aleyhissalatu vesselam'a indirilen Kur'an'a, dine
küfretmiş olur, bunu inkar etmiş olur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için böyle sahtekarlara, günümüzde de özellikle çokça türediklerini gördüğümüz böyle tiplere asla itibar edilmemelidir.